Beste birikimim var, getirisi şu an çok az. BES'i bozup mevduat faizine yatırım yapmak mantıklı mı demiş John isimli Değerli John kardeşim, BES'in getirisinin az olması, lütfen kızma, senin bir yerde hatan var. BES'in getirisi az değil. BES'in getirisi doğru fonlarda mükemmel. Büyük ihtimalle sen fonlarının ne olduğunu bilmiyorsun. Biliyorsan da takip etmiyorsun. Fonlarını değiştirmiyorsun. Hadi fon da değiştiremedin. Yani BES dediğin şey, bakın, hani çok sofistike konuşunca anlaşılmıyorum. Çok basit bir halk diliyle anlatacağım. Yahu altın son 20 yılda 80-90 kat artmış. Şimdi dolar 14 kat artmış. 80-90 kat artan bir altın varsa, hiçbir şey bilmiyorsan bile sırf BES'te paranı altına yatırsan inanılmaz paran olacaktı. Çünkü bu fonlar, ilginç olanı, altından da çok artıyor. Bakın, altın fonu altından bile fazla artıyor. Çünkü arada alsat da yapıyorlar onlar. 2-3 puan daha üzerinde. Dolayısıyla BES'te benim fonum artmıyor demek şu demek: altın artmıyor, borsa artmıyor demek. Altının arttığı yerde, borsanın arttığı yerde senin BES'in artmıyorsa sen o fonlara girmemişsin, başka bir yerde tutmuşsun demektir. Dolayısıyla fonlarını bir düzenle, kontrol et. Bu dediğim gibi düzgün fonlara koyarsan çok daha fazla kazanır. Mevduat şu an mantıklı değil arkadaşlar. Mevduat şu anda %4 bile verse 48. Şu an %48 dediğiniz enflasyonun 60-70 olduğu yerde, 80 olduğu yerde 48 demek paranızı eritmektir. Geçici olarak bir rahatlık sağlarsınız. Aynı güzel para kazandık dersiniz ama paranız enflasyonda erir. Sakın ha yapmayın. Hızlıca diğer bir soruya geçelim ki olabildiğince soru yanıtlamaya çalışalım. Sercan Özkul, Mert ve yurt dışı hisseyi almak mı yoksa yurt dışı hisse fonu mu almak mantıklı? Siz bir videonuzda yurt dışı hisse alarak ev aldığınızı Evet. Şimdi söylemiştiniz. arkadaşlar, benim durumum farklı. Ben 14 yaşında, hayatımı ve kitabımı falan okursanız anlayacaksınız, 14 yaşında para batırarak bu yaşlara gelmiş bir insanım. Dolayısıyla benim bunu yapmam doğal. Ama sizin bunu yapmanızı kesinlikle tavsiye etmem. Hep anlatıyorum. İlk önce bir böyle batacaksınız, çıkacaksınız, zarar edeceksiniz. Dolayısıyla paranız çok erimesin, yanlış yapmayın diye özellikle yurt dışında hisse senedi bireysel olarak almanızı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Nitelikli ve çok bilgili bir yatırımcı değilseniz, yani Allame Cihan değilseniz. Çünkü buradan Amazon'un veya X şirketin neler yaptığını takip etmeniz çok zor. Bir de saat farkı var, mahvolursunuz. Net söylüyorum. Ama bir yanlış karar verirsiniz, çok zarar edersiniz. Ama bu fonlar sizin yerinize bunları analiz ettiği için yurt dışında başlangıç olarak fonlara girerek yaparsanız, 2-3 tane çok ciddi fon var Türkiye'de bunu yapan ve Türkiye'nin en büyük bankaları bunu yönetiyor. Çok güzel yönetiyorlar. Allah'a var yani, baktığın zaman rakamlara böyle dolar bazı falan, TL bazı çok güzel getirileri var. Dolayısıyla bunları sırf altın biriktirir gibi alırsanız, bu dediğim büyük şirketlere ortak olmuş oluyorsunuz. Hem dolar artınca kazanıyorsunuz, hem bu fonlardan kazanıyorsunuz. Ha sonra çok kazanırsınız, dersiniz ki Mert Bey, sıfır maliyet kuralı yaparsınız. Demin programın başında söylediğim gibi 300 bin lira mı 600 oldu. O zaman yapabilirsiniz ama şu an daha erken bunun için. Konut mevzusu çok merak ediliyor demek ki. Bir soru daha aldık Sefa Bey'den. İyi akşamlar. Konut kredisi faizleri çok çok yükseldi. Gelecek olan 1,20 ile ilgili başvuruda herhangi bir şart olur mu sizce? Bir de arsa, tarla, arazi, bahçeden imara açılmamış tarla almak mantıklı mı? İstanbul dışında hangi illeri Tamam, bu soruya önerirsiniz? cevap vereceğim ama arkadaşlar, geçen hafta sizden bir ödev ve ricada bulundum. Kimse cevap vermedi. Niye, dinlemiyor musunuz beni? Beğenmediniz mi sorumu? Şunu sordum. Bak, bu çok önemli. Bunları konuşacağız ama önemli olan tasarruf. Geçen hafta kredi kartlarınıza hiç kimse bakmadı. Bu kadar izleyici içinden birkaç kişiden şunu duymak istiyorum. Lütfen yazın. Gökhan Bey, yazanları yollayın. Yoksa da sen yaz Gökhan, moralim bozuldu, kimse beni ciddiye almadı diye. Şunu istiyorum sizden. Ya Mert Bey, sahiden dediğin doğruymuş. Ya da yanlışmış, baktım kredi kartımda bir tane bile gereksiz bir şey yokmuş, haklısızmışsın diyen de desin, ona da kızlarına kızsın bana, ama en azından şunu duymak istiyorum. Ya şu kremi almasam ya da şu ayakkabıyı sahiden almasam da olurmuş diye baktım buldum desin, ya da demeyenler söylesin. Para konuşalım etiketine Evet, şimdi yazabilirsiniz. bu soruya cevap veriyorum. 1,20 faizle çıkacak kredinin inşallah tüm halka, tüm vatandaşa, tüm konutlara çıkar. Öyle olursa gerçekten konut sektörü için, ev alamayanlar için, 1 milyonluk, 2 milyonluk evlerde de imkanı olup alamayanlar için çok faydası olur. Ama sadece yine daha önceki gibi lüks ve yeni konutlara çıkarsa orada vatandaşa çok faydası olmaz. Müteahhitin evdeki büyük konutlara olur. Onun da çok büyük bir faydasını geçen sefer görmedik. Çünkü Türkiye'de 8-9 milyona 1 artı 1 alacak çok sınırlı bir kesim var. Onlar da zaten yeteri kadar aldı. Esas, lütfen dinliyorlarsa yetkililere söylüyorum, esas 79 milyon, 800 milyon insan, 1 milyon, 500 bin, 1,5 milyon civarında Anadolu'da, köşelerde, çeperlerde bir yer alıp kafayı sokma derdinde. Onlara lütfen bir yer alabilmek için bu kredilerin açılması, özellikle hiç evi yoksa, çok faydalı. Buna dikkat edelim. Yine bir soru geldi. Kredi kartı mevzusunuz. Acaba görmezden ve duymazdan mı Evet. geliyoruz? O da olabilir. Ev ekonomisinde idolümsünüz. Çocuklarıma BES açmak istiyorum. Hangi banka olduğu önemli mi? Tavsiye eder misiniz? BES sistemi ile ilgili bilgi verebilir misiniz? Birikimimizi hangi fonlarda değerlendirmeliyiz?
demiş. Servet Bey'e diğer sorulara cevap vermiş ama baştaki soruya şöyle herhangi bir banka veya şirket ismi veremem. O tabii ki reklama girer ama aşağı yukarı baktığınızda hiçbirinin birbirinden farkı yok. Çünkü hepsi devletin gözetiminde. Hepsi rakamları aşağı yukarı aynı geliyor. Orada şuna bakacaksınız. Ben şahsen ona bakıyorum. Birini açtıktan sonra diğerlerinin, rakiplerinin yatırım fonlarının getirisine bakacaksınız. Bakacaksınız ya benim fonum, hisse fonum X bankada %30 getiriyorken Y bankanınki %34 getiriyorsa ve bunu ısrarlı şekilde öyle devam ettiriyorsa oradaki fon yöneticisi işini daha iyi yapıyordur. Oraya geçersiniz. Arada geçişler yapabiliyorsunuz. Hatta o kadar güzel bir sistem ki bakın her fon için de geçerli bu. Bireysel emeklilik için de geçerli. Herhangi bir bankadan. Yani ben X bankasını kullanıyorum ama orada Y bankasının bir fonu var. Onu alabiliyorsunuz artık. Sistem birbirine çapraz satış yaptırabiliyor. Banka değiştirmenize gerek olmadan alabiliyorsunuz. Aynı şekilde X bankasının bireysel emekliliği var ama Y bankasının bireysel emeklilik fonu çok iyi. Onu da alabiliyorsunuz. Dolayısıyla illa değişiklik yapmadan da birbirinden alım yapabiliyorsunuz. Ama bunun için tekrar söylüyorum. Sürekli arada bir ayda bir, iki haftada bir bizleri seyredeceksiniz ve kendiniz de araştıracaksınız. Artık bu iş çok ciddi arkadaşlar. Paramızı takip etme zamanı. Yıllardan beri takip etmedik. Türkiye'de gerçekten bu konu benim içimde kanayan bir yaradan biridir. Bireysel emeklilikte bir sürü insan küçük küçük paralar yatırdı. Orada o paralar yanlış fonlarda ilgilenilmediği için bizim hatamız, biz ilgilenmedik. Evde bitti, kül oldu. Sonra da kızdık fon bireysel emeklilik sistemine. Lütfen biraz daha dikkat edelim artık. Yaklaşık 10 dakikamız kaldı. Hızlı hızlı tekrar cevaplamaya çalışalım sorularımızı. Ons için uzun vadede 3.000-4.000 dolar yorumları var. Ne düşünüyorsunuz? Eğer Amerika'da faiz düşüşü başlarsa bunların olması çok olası. Çünkü altın 3 yıldır gerçekten çok böyle patinaj yapıyor. Ben her zaman söylüyorum, bu borsa için de söylerim bunu. Uçağın kalkmadan önceki taksi zamanı vardır. Durur böyle, motoru çalışır, siz sıkıntıdan ölürsünüz. 10 dakika, 15 dakika sonra bir uçuşa geçer. Bu tip varlıklarda da bu genelde 3-5 yıldır. 3 yılı bitti bunun. Tarihi şeylerine baktığımızda bir 2 yıl daha belki kızdıracağım sizi. 2 yıl belki ama çok güzel bir dönem olabilir. Orada küçük küçük, kim ne derse desin, düşük düşük böyle alın. Sonra bir anda bir fırlayacak. Daha önce oldu çünkü takır 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 2011'de bir başlamıştı. Çok hızlı halli oldu. O zaman yetişemeyeceksiniz. O zaman da 3000 dolar olduğunda ya da 2800 dolar olduğunda kuyumcuların önünde kuyruklar olacak. O zaman da yapmayın etmeyin diyeceğim. Onu da buraya yazın. Yıllar sonra bunu da konuşacağız. Minik bir bilgi olarak dursun. Fed'in faiz indirimi de 2024 Mayıs ayı en erken gibi gözüküyor. Evet, her şey oraya bağlı. Evet, o yüzden onu da bir hatırlatalım. Merve Hanım, şu an 500 bin TL biriktirilen para için en mantıklı yatırım ne olur diye sormuş. Mantıklı yatırım yaşınıza göre Merve Hanım. Yaşınız genç gibi gözüküyor. Eğer yaşınız gençse, bu paraya ihtiyacınız yoksa, parayı da daha hızlı büyütmek ve bir şeyler sahibi olmak istiyorsanız, gelişen şehirlerde, gelişme akslarında konut, küçük konut, kira getirisi için veya büyük arazi, tarım toprağı olabilir veya imara yakın toprak olabilir alabilirsiniz. Bu ikisi de uzun vadede en iyi getirileri sağlar. Teşekkür ediyoruz ve diğer bir soruya geçebiliriz arkadaşlar. Yarından itibaren maaşımın %10'uyla 6 tane büyük şirket hissesi almaya başlayacağım. 5 tanesi BIST 30 içinde. Ne dersiniz? Yarın başlanır mı demiş Hacı Mehmet Bey. Söylemiştik aslında maaşın %10'unu.